Ya. Kim geldi? Ne o? Ha? Hortlak görmüş gibisiniz. İnce bir şok geçiriliyor değil mi? Babanın beni öldürdüğünü zannettin değil mi? Öldürmeye çalıştı. Ama öldüremedi. Bacağımdan vurdu beni. Sonra biraz arbede hırgür derken silah ateş aldı. Bu garibim de beni ciğerimden vurdu zannetti. Ama öyle değil. Başaramadı yani. Sen ne aşağılık, ne pislik bir insansın be. Bana bak, hemen babamı oradan çıkarıyorsun, hemen. Of Eylül, of. Dur bir ya. Bir sakin ol. Ne göstereceğim sana? Bu ne biliyor musun? Senin hastane raporları. Raporlarıydı. Ben yaktım, kül oldum. Artık kanıt manıt yok ortada. Ana, burayı da kirlettik hep. Allah'ın belası. Seni şu eve soktuğum güne lanet olsun. Kızımı seninle evlendirdiğim güne lanet olsun. Ben bunu geberteceğim. Anne. Seni geberteceğim. Anne tamam bir dur. Bırak şu pisliği. Aferin. Vallahi aferin, takdir ettim Eylül seni. Ya kaynanacığım, biraz örnek al kızından. Bak nasıl medeni, konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyor. Sus be! Ne istiyorsun? Sen hala bizden ne istiyorsun, ne? Ama olaylara çok farklı açıdan bakıyoruz biz. Çok farklı bir pencereden bakıyoruz. Ya ayıptır söylemesi, ben nikahlı karımla güzel vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Ama sen sana zarar verdiğimi düşünüyorsun ya. Sus be! Sus! Sus, seni mahvedeceğim. Bu benim elimde kalacak bu. Anne bir otur bir, ne olur otur. Anne bırak, bırak. Anne bir otur şuraya. Ne? Ailemizi mahvetti. Hala daha gelmiş konuşuyor, utanmaz. Sinirinizi anlıyorum. Ama siz beni hiç anlamıyorsunuz. Ha Eylül? Niye anlamıyorsun beni? Kızım ben seni seviyorum. Ben karımla barışmaya geldim buraya. Bu arada yaz nerede ha? Ortalarda yok yine. Ama kocası olarak ben buradayım. Abi. Hı? Haluk Bey'le olan toplantıyı akşama ayarladım. Aferin. Güzel. Abi, kız balayına çıkacaksınız sanıyor. Sen iş toplantısına gidiyorsun. Duyarsa çok üzülür. Kimsenin haberi olmayacak. Bak kimsenin. Tamam. Benden sır çıkmaz biliyorsun. Hı, bilirim. Gayet iyi bilirim. Gülsüm şöyle bir yan gözle baksın. Hemen ötersin sen. Aşk olsun abi ya. Oldu olacak kılıbık de. Fırat. Aşkım bir bakar mısın? Geldim karıcığım. Ya abi gülmesene. Bak. Karın çağırıyor. Hadi. Hadi. Eylül yapma kızım. Yapma yavrum. Vallahi benim içim rahat değil. Dönme şu adamın yanına. Eylül kurban olayım, bırak şu eşyaları. Bak bir beni dinle. Bir yolunu buluruz yavrum. Babanı kurtarmanın bir yolunu buluruz. Annem sen kendini feda etme. Ben göndermem seni o manyağın evine. Anne, başka bir yol yok. Yavrum nasıl başka bir yol yok? Düşünürüz, buluruz. Anne, bak ben babam için bunu yapmak zorundayım. Onu orada bırakamam. Dayanamaz ki. Ya ona bir şey olursa? Benim vicdanım nasıl el versin buna? Onu kurtarabilme şansım varken kurtaramadım diye mahvolurum ben anne. Kızım, ya bu adam sana tekrar ilişirse? Heh, ya yine kötü bir şey yaparsa? Yapamaz. Yapamaz anne, söz. Ben bu sefer buna izin vermem. Annem, ben babam için bunu yapmaya mecburum. Eylül, Eylül yapma yavrum. Dur, dur kızım. Bak bir dur yavrum valla. Eylül gitme ne olur. Eylül. Anne tamam. Eylül. Eylül. Aşkım
aşkım, kaç defa aradım. Niye bakmıyorsun telefonlarına? Toplantıdaydım hayatım, bakamadım. O kadar yoğunsun yani. Hiç telefona bakacak fırsatın olmadı. Evet karıcığım. Abim bütün işi üzerime yıkıp gitti diye bütün gün başımı kaldıramadım. Ben de inandım. Yürü hadi. Seninle konuşacaklarımız var. Otur şöyle otur. Ne konuşacağız? Şu balayı işine. Anlat bakalım neler oluyor? Ne demek ne oluyor? Abim Leyla ile balayına gitti işte. Mirza abim bu kadar işin gücün arasında bir de balayına gitmez. Adamın işten güçten başını kaşıyacak vakti yok. Sürekli çalışıyor. Hem giderken yüzünden düşen 1000 parçaydı. Sanki zorla gidiyor gibiydi, istemiyor gibiydi. Yok canım, niye gitmek istemesin? Fırat, beni geçiştirme. Hem ben zaten biliyorum Mirza abim neden gittiğini. Sen bana niye söylemedin? Aşk olsun Fırat. Sana kim söyledi? Kim söylediyse söyledi işte. Kezban falan mı duymuş? Ay, kim söylediyse söyledi. Biz seninle karı koca değil miyiz Fırat? Aşk olsun, benden niye sakladın, niye söylemedin bana? Of ya, abim de aramızda kalsın demişti o kadar. Ama sen öğrenmişsin zaten. Balayına değil, Haluk Bey'le iş toplantısına gitti. İş için yani. Ne? Ay inanmıyorum, skandal. Biliyorsan niye bu kadar şaşırıyorsun? Bilmiyordum ki hayatım, sayende öğrendim. Teşekkür ederim. Of ya, yine Tonga'ya düşürdü beni. Abim öğrenirse yine küplere binecek.